Al. Hele şükür. Ancak bitti, söylenme işte. Ya oğlum, yetiştirmek için bütün gün ben koşturacağım onu. Tamam, çalışanların tüm hesap cüzdanları burada. Aylıkları her ay bu tarihte bankaya yatacak, söylersin. Eyvallah. Sigortaları da başlatıldı. Ha, tamam. Dur. Al, bu da Ali'nin parası. Bu ne? Ne? Ali'nin parasını niye bankaya yatırmadın? Ya kusura bakmasın işte, bu seferlik böyle oldu. Lan dansöze para mı yapıştırıyorsun sen, çakal? Al şunu, adam gibi bir zarfa koy, bir şey yap. Ayıptır. Güzel. Burnumdan soluyorum zaten. Al. Bereket versin. Çocuğa da ilaç gibi gelecek ha. Yeni araba almıştı. Hı. Almış mı arabayı? Ha. Anlamadım ki ben. Herkes de işe başlamak için bize mi güveniyormuş? Ali bile yatırım yapmış. Ali bile mi? Oğlum herif zaten kendi işinin patronu. İşini gücünü bıraktı, bizim iş için koşturup duruyor. İhtiyacı olduğundan dolayı başlamadı yani. Öyle yatırım amaçlı düşünüyor yani, bizim gibi. Hadi geç kalma sen. Ben zaten standların birini ona vereceğimi söz verdim. Ne söz verdin? Standı ta iş başlarken ya. Standları yaptırırken dedim, bir tanesini sen işletirsin dedim. Ne oldu? Kendi başına işler yapıyorsun. Hayır ya, bir dakika, bir dakika. Sen bana demedin mi, biz güvendiğimiz insanlara vereceğiz bu standı diye? Ha? Oğlum öyle değil artık işler. Nasıl? İşler değişti diyorum sana. Artık ilk başladığımız noktadan çok ilerlerdeyiz. Görmüyor musun Kuzey? Yani o benim arkadaşım. Ben söz verdim ona. İyi de o kadar küçük değil artık işler. Bak koskoca gıda zinciriyle anlaşma sağlamak üzereyiz ki sağladık bile. Anlaşacağız. Yani yakın bir süre sonra standlardan dükkana geçmiş olacağız. Ürün tek elden satılacak, anlamıyor musun? Oğlum stand veya dükkan fark etmez ki. Anladın mı? Bu çocuk esnaf. Her türlüsünün altından bir şekilde kalkar. Tamam. Sen yine de kimseye büyük sözler verme, tamam mı? Önce bir önümüzü görelim, ışığımızı görelim. Anca beraber kanca beraber. Ayrımız gayrımız yok bizim. Hı. İnşallah hep birlikte ışığı da göreceğiz. Önümüzde göreceğiz. Tamam. Arkanda ben varım, ben tırsık. Merak etme, her şey kontrol altında olacak. Tamam mı? Var mı başka bir emriniz, arzunuz? Yok. Ha, senin paran var mı? Var. İşte iş parası var üstünde. Tamam, onunla idare et de. Yakında toplu bir ödeme yapacağız sana zaten. Ne? Ulan senden para isten kim? Önce bir işimiz başını kaldırsın da. Ben zaten üç kuruş parayla gezmeye alışığım yani. Ama mühim olan işimiz. Tamam, şoföre söyle, paraları dağıttıktan sonra gelsin yanına, bana lazım. Tamam. Hadi yolla. Ne tamam. Bir? Pardon. Ha, şunları imza atmayı unutmuşum. Kuzey, dur hatırla, bir şey imza atman gerek. Ne yapmam lazım? İmza. Bak şuraya. Ben... imza mı atacağım? Niye peki? Paraları aldığınıza dair. Şuraları imza alacaksınız. Para... Ya iş zaten bizim işimiz ya. Patronlardan da mı imzalıyorsunuz siz? Hadi. Merak etmeyin, kaçmayız bir yere. Ya bir sıkıntı yok. Para da bizim paramız. Tamam mı oğlum? Teşekkürler. Hadi yol. Şirkette bir düşük daha dolaşmaya başladı. Bir neyden kurtulalım derken başımıza Serkeş kardeş de çıktı. Sonunda beni anlayabildiğine o kadar seviniyorum ki. Rahmetli ona bu kadar yüz vermeseydi... Masal okumayı bırak.
ayağa düştük. Ne yapacağız? Ben her şeyi halledeceğim anneciğim. Merak etme sen. Bu sahte evrak düzenlemeye benzemiyor. Hoş. Onu da eline yüzüne bulaştırdın ya. Bu imza mevzu hiç bitmeyecek değil mi? Senin yüzünden bu asalağın eline büyük bir koz verdik. Şimdi bir an önce bağını hırpalanmadan ondan kurtulmamız lazım. Sana söz veriyorum. Yavaş yavaş kökünden çözeceğim ben bu gibi problemi anneciğim. Sonunda Banu onu buradan tekme tokat kovalayacak, göreceksin. Güney hayatımızdan gidecek. Siz öyle sanın. Ne yaparsan yap. Ama kardeşinin dengesini bozma. Onu bir kere daha kaybetmek istemiyorum. Kolay gelsin. Kuzey, senin ne işin var burada? Şey, işim makara, biliyorsun. Ben de Güney'in yanına geldim. Toplantımız vardı da. İşimiz bitti. Çalışanların maaşları dağıtılacak da. Anladım. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben de sana baktım ama seni odanda göremeyince yoksun sandım. Çok yoğunum bugün. Oraya buraya koşturup duruyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yaptın? Her şey yolunda mı? Görüşmeyelim. Aynen. Çalışıyorum. Sen? Ben de. Yani öyle. Toparlamaya çalışıyorum işte. Bir taraftan tutup düzeltmeye çalışıyorum. Bir taraftan da darmadağın oluyor. Dün sen de gördün işte. Cemre şey... Kuzey? Güney'i mi bekliyorsun? Yok. Güney'le bizim bir işimiz vardı da bitti. Şimdi çıkıyordum ben de. Kolay gelsin. Eyvallah. Neyse. Ben tutmayayım seni. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.